Akbank Sanat Konuşmaları'nda bugün Komet'le konuşuyoruz. Komet ressam ve şair. Hoş geldiniz. Sadece resim değil, başka şeyler de yapıyorum. Onu da soracağım. Onu yeni değil ki yani, çok eskiden beri yani. Soracağım. Daha 60'lı yıllarda enstalasyonlar yapıyordum ben. Siz hep resim yaptınız, yapmışsınız ve yapacaksınız gibi. Öyle görünüyor ve akademiden sonra Paris'e gidiyorsunuz ve Rouen'daki ilk sergiye kadar bir 6-7 yıl geçiyor. O arada Hayır. Hemen akabinde mi? Şimdi ben 71 sonu gittim. Orada Vincennes Üniversitesi'nde. Onu soracaktım. Evet. Çünkü o sırada da daha 68'in kaynaması bitmemiş. Vincennes tam onun yeri. Tamamen, evet. Yani akademiyle o ilk sergi arasındaki resme bakışınızda, resminizde bir değişiklik oldu mu? Eğitim falan aldık sayılmaz yani. Şimdi ben akademiye 60 yılında girdim. Halil Dikmen galeri bölümü hocasıydı. Bize bir 400 listelik çeşitli ekoller falan olan sanat tarihine şeyler verdi. Aslında dedi 5 seneydi o zaman okul. Bu bittiği zaman bunların hepsini sanatçıları falan tanımış olmanız lazım dedi. Zannetmiyorum yani 10 kişiden fazla. Zaten 30 kişi resim bölümüne giriyordu. 2-3 kişi belki tanımışızdır yani o şeyleri, o sanatçıları falan. O Paris döneminin şimdi, akademiden sonra etkisini ben gerçekten 60, merak ediyorum. Akademiden kovdular beni falan. 67'de bitirebildim. Sonra askere gittim. Önce Tuzla'da. Orada işte biraz kurtulalım diye. Savaş sinemanın arkasında atölye kurduk. Savaş resimleri işte Mohaç Meydan Muharebesi falan. Ben bitirmedim 6 ay sonra Kura'da orada kalayım diye. Ama Kura çektik, torpilimiz yoktu. Hopa, Sovyet Hudut Taburu. Ta oraya gittim. İşte 2 seneydi o zaman. Ondan sonra. Ama o sırada tabii politik... tavır şeyi 60 yılların başında başlayan daha önce eksistansizmle sonra ben bayağı kütüphanelere gidip felsefi şeyler okuyordum. Yani ontolojik konularda biraz Hartmann'lar şunlar bir sürü onlara dalmıştım. 64'ten sonra yavaş yavaş bir gün yüksek kaldırımdan aşağı inerken şey okuyorum. Marx'ın ekonomi politiğinin eleştirisine katkının ön sözü çok önemli. Hayatımı değiştirdi. Orada çünkü biraz delirmiştim. Neden ben böyle oluyorum falan diye. Orada ilacımı buldum. Sonra o tarafa kaydım. Tabii normal olarak anarşizme kaydık ondan sonra. Marksist kolayca anarşizme. Kestirme. Paris'e gidince de stasyonistlerle tanışma durumum oldu. Isabel sayesinde. Van Egem'le ahbap olduk. Gideborn olduğu yerlerde falan bulunduk. Yani ilk gittiğimde değil tabii. İkinci, üçüncü senesinde falan. 71 sonu gittim yani Aralık'ta. Yani 72 sayılır. Önce işte Vincennes Üniversitesi'ne kaydolduk. Fransızca da öğrenmek için. Bir de art plastik bölümüne. İşte o zamanlar Deleuze falan ders veriyordu orada. Bir sürü insan, Popper'ler, şunlar bunlar. Tabii Fransızca yok. Çok çatpat bir şeyler var. Ama gidip görüyorduk hiç olmazsa. İlk gittiğimde orada büyük grev vardı. İşçilerin, temizlik işçilerin greviymiş. Onun için büyük toplantı yapmışlar. Öğrenciler falan. Fakat bunlar ki kö konuşup duruyorlar. Çeşitli fraksiyonlar. Üçüncü gün yani desteklemek için o grevi bir toplantı. Haber geldi ki grev bitmiş. Neyse, şimdi orada şeye giriyoruz, yemek kuyruğuna mesela. Bizim Turan bilir, bazıları trişe ediyorlar. Nasıl olabilir, bir devrim nasıl böyle yapabilir falan. Kuyruğu bozarak. Yani, öyle bir şey ki orada zaten üveyleri, ders şeylerini istediğince veriyorlardı. Yani bir şey yapmasam bile. Hatta Türklerden bir doktor alan oldu bir arkadaşımız, ismini vermeyeyim. Bir milliyetçi bir arkadaşımız. Vincennes başlı başına bir kurum. Evet, tabii yani. İşte Nanterre, Vincennes, bütün bu 68'in başlangıç şeyleri. Hemen Türkiye'ye geleceğim.
Fransa'daki ilk birkaç sergiden sonra Maçka Sanat'ta ilk Türkiye sergisi var. İşte ilk orada çeşitli sergilere katılma durumu oldu. Misafir öğrenci olarak oradaki akademiye gittik. Senji Atölyesi'nde. Mehmetler falan da oradaydı zaten. Senji'ye işte Mehmet Güler'i beni tekrar salon dövmeye davet etti. O zaman önemliydi salonlar. Picasso'lar, Matisse'ler falan da sergiliyordu. Şimdi kalktı önemi tabii. Oradan galerilerle ilişkim oldu. İlk Öldü Böf Galerisi'nde bir sergi açtım. Öküz Gözü. Evet. Evet. Ondan sonra Alain Jufra geldi sergiye. Bana bir şey, ben de yüksekten atıyorum falan. Ne bileyim yani. İşte öyle başladı yani sergiler. Başka sanata şundan sordum. Yani sanat izleyicisinin resimle, sanatla karşılaşabildiği neredeyse tek yerdi galeriler o dönemde. Nasıl bir karşılaşma şimdi oldu başka sanattaki ilk sergi? Onu şimdi merak ettim. İşte herhalde 76'da şeyde sergiledim. İlk sergimi 74'te Ruanda sergiledim. İlk kişisel sergi evet. Bayağı çok önemli bir sergiydi. 76'da Galeri Öldöbeuf'te. Sonra 77'de Maçka Sanat Galerisi'nde. O zaman Varlık Yalman vardı. O gelmişti işte. Ondan beraber ilk Türkiye'deki sergim, kişisel sergim. Yani 35 yaşında. Şimdi gençler 7 yaşında açıyor. Neredeyse. Biraz önce de sözünü ettik. Siz resmin yanı sıra baştan itibaren neredeyse heykel yapıyorsunuz, enstalasyon yapıyorsunuz, video yapıyorsunuz. O zaman video yoktu. Süper 8. 8 ve şimdi 74'teki Ruan sergisinden sonra şey aldım. Oradan kazandığım parayla bir Belhovel 16 milimetre kamera. Ama bu kayak yapmak için çekilmiş tüfek şeklindeydi. Bununla sokaklarda insanları çekiyorum, bana hücum etseler bile falan böyle. Onların 8-10 tane belki daha fazla kasetini yıllar sonra buldum. Onları çevirteceğiz videoya bakalım. Akademiden kovdular sonra dönerken o zaman Özdemir Altan asistan da akademide. Beraber o da bir atölye arıyordu. Mürdar'da Cihan Sereskir sokakta bir yer tuttuk. Yarısı bana yarısı ona ait. Yani şimdiki Cemal Süreyya sokakta. Sonra orada ben ya da böyle enstalasyon halindeydi bir oda kuzunun şey gibi. İçeri girdikten sonra içeri girmek yasaktır diye yazıyordu. Bütün her şey kımıldıyor, sesler çıkıyor falan böyle. Özdemir geliyordu bazen. Şu kadar bir tel lazım oldu aldım diyordu. Zaten anlaşılıyordu seslerin değişikliğinden. Bütün eski arkadaşlar bilirler. Sonra, tabelalar var. Efendim? Tabelalar var. Bir dakika oraya, çok sonra. Sonra o gitti, o Avrupa'ya burs buldu gitti. Adnan Çöker geldi yerine. İşte o pire meselesi falan. Onların hepsi işte o devirde. Şimdi ben akademideki müzik resim gösterisinde orta salonunda büyük var. O enstalasyon, objelerimi getirdim. Orada şey yaparken yani herkes resim yapıyor, müzik resim. Ben başka şeyler yapıyorum orada. Onun işte fotoğrafı şimdi büyütüldü. Bir tane gazeteden elinde kalmış yani. Doğru düz doküman yapamadığımız için. Yaptığınız işlerle ilgili değerlendirmelere baktığımda sık sık karşıma şey çıkıyor. Kavram olarak düş, düşlem. Dolayısıyla Jung, Freud çıkıyor. Oysa düş de gerçeğin bir parçası değil mi? Hep ben onu söylemişim. Kaç tane, kaç söyleşide söylemişimdir tabii. Ben yani gerçekçi bir sanatçıyım. Şimdi yolda giderken mesela asistan arkadaşıma bir adam bir şeyleri kazıyıp çıkarmaya çalışıyordu. Dedim ah dedim bir şey olsaydı bir kamera onun videosunu çekseydik. Ama ben kurmaca yapmak istemiyorum. Tabii kurmaca yaptığım videolarım da var ama şimdi sürrealizm sergisinden sonra Boburg'da Santro Kültürel George Pompidou'da bir gün gittim oraya. İki tane yaşlı insan tutmuşlar yere çünkü sergi bitmiş. Onun şeylerini söküyorlar. Onun videosunu çektim. Harika bir şey tabii. Bir görmeni isterim. Çok sürrealist bir şeydi yani. Herkes gidiyor. Çok acayip bir leke böyle. Yerdeler böyle. Herkes girmiş. Kimse farkında değil. Dedim ne güzel uygun düşerdi bu Siri'ye diye. Ama ben kurmaca yapmak istemem. Tekrar öyle bir şey yapıp da adama rica edip tekrar söktürmek.
Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Ben yakalama şeylerim var yani. Avcılık, imaj avcılığı. Şey. Çünkü tabii ki absürdite ilgilendiriyor beni. Aslında her şey absürt. Absürtün tam karşılığı yok. Uyumsuz falan deniyor Türkçe'de saçma ama. Saçma belki falan. Saçma da tam olmuyor. Yani çok genç yaşta Camus'u tabii okuduk. Evet. Yani ontolojik yönden beni ilgilendiriyor. Yani dışarıdan bakabilme bir şeye. Onu soyutlayıp çok paranteze alabilmek. Aynı fenomenolojide bizim ilk okuduğumuz kitaplardan biri. Hocanın Edmund Husserl'de başkasının beni problemi. Evet, evet. Şeyin bizim felsefe hoca. Neydi sen hoca? Baudrillard. Yok ya. Türk hoca şey. Şeyin kitabı. Meşhur. İlk fenomenolojide öyle Türkçe'de. O da vefat etti. Ay. Neyse. Siz çalışırken şunu yapayım, bunu yapmalıyım diye yola çıkmadığınızı biliyorum. Bazen eksiltiyorsunuz, bazen üzerine ekliyorsunuz. Süreç biraz tuvalin de kendi sözü var. Ha, resimde. Evet, yağlı boyanın da bittiğini ne zaman anlıyorsunuz? Ya da bıraksanız o ilelebet gider mi? Vallahi yani bazen en ufak bir doneden, bir şeyden başlıyorum. Bazen ne yaptım bilmeden bir şeyden dolayı. Sonra o onu çağırıyor, o veri başka bir veriyi çağırıyor. Aralarında konuşmalar oluyor, olmuyor. Bazen rateleşiyor. Bitmiyor tabii yani aslında. Bazen bozuyor. Aslında beyaz tuval tam bir şey. Biz onu bozuyoruz. Sonradan tekrar yakalamak istiyoruz. Yani Picasso da söylemiştir. O istediğin kadar beyaz koy, o tuvalin beyazlığını yakalayamazsın. Gelmiş geçmiş bütün görsel gelmiş her şeyi sezmek meselesi. Şimdi replik antikler var, hakiki antikler var. Onu ayırabilmek. Yahut çok uzaktan da olsa Picasso ile Braun birbirine çok benzeyen analitik kübizm hangisi Picasso'nun hangisi Braun ayırabilmek. Bir puşluk bir şey yapıveriyor böyle bir espri şey bir yere, küçük bir yerde de olsa Picasso mesela. Öbüründe bir tamlık var Braun'da. Tam olmaya çalışmak. Bilme meselesi mi? Yoksa görme meselesi, görme ve bilme meselesi herhalde bir kavrama meselesi. Ama gelmiş geçmiş her türlü görsel veriyi. Yarım yüzyıla... Belki de fazla bu kadarı da yani. İlla resim yapmak için bunların hepsini bilmek de şart değil yani ayrıca. Bence de. Öyle onu da söylemiyorum. Ya da sanat ama konuşuyoruz için. Biz üzerine. Evet. Yarım yüzyıla yaklaşıyor sizin sanat maceranızın görünen kısmı. Çok daha eski evet. Ama. Ve orada ben şöyle bir baktığımda 40'tan fazla sadece kişisel sergi var. Karma sergiler var. Daha da fazladır. Şimdi evet. De eskiden olduğu gibi sadece galeriler yok. Fuarlar var, müzayedeler evet. Var filan. Bu ortamda sanatçının eserinin kimde, nerede olduğu, nasıl bittiğini takip edebilmesi, nereye gittiğini takip edebilmesi mümkün mü sizce? Vallahi bazı sanatçılar var. Yapıyorlar oldukça bu işi Türkiye'de de. Ama şimdi ben yurt dışında açtığım sergilerde, beraber çalıştığım galerilerde nereye gittiğini her zaman soramıyorsunuz yani kibar bir şey değil. Çünkü o zaman koleksiyoncuyla direkt temas meselesi. Ama eğer o edinen insan ya da grup tanışmak isterse tanışıyorlar. Yahut da kendi tanıdığınız birileri kendi koleksiyonlarını almışlarsa bir şeyi o zaman bilinebiliyor ki bende doküman yok tabii yani. Şeyle bitirmek istiyorum. Yorumlara, değerlendirmelere baktığımda sık sık sizin yaptığınız resim için poetik sıfatı da kullanılıyor. Oysa siz gitgide daha fazla şiir yazıyorsunuz ve yayınlıyorsunuz. İkisi birbirini besliyor mu? Şiir her zaman yazdım. Ama bazı çok mesela işte Edip kızardı çünkü ben şey yapmadığım için. Ece mesela kısaltmıştır, bir şey kalmıştır bazen sonunda falan. Bir şey 60'lı yıllar başında şey demiş ki gidip Fazıl Hüsnü'ye Gürdal, heykeltıraş Gürdal. İşte o zamanlar ben ama şiirleri masaların üzerine çıkıp ilk başlarda öyle diye çıkmışım. Büyüklerin masaların üzerine çıkıp kimisi oku oku diye bağırıyorlar. Kimisi yeter ulan yine mi sen diye. Öyle de okurduk. Sonra ama yani kitap bastırmaya falan çekindim çünkü çoğuyla yakın arkadaş olduk. Can'a göstermek isterdim ama göstermedim Can Yücel'e.
Melih Bey'den korkardım zaten. Oktay Bey bir gün işte benim ilk sergime geldi. Azra Hanımlar falan gelmişlerdi. İşte Komet dedi, ne kadar zamanda yapıyorsun bu resimleri? Dedim Oktay Bey, yani ben size şiir ne kadar zamanda yazıyorsun sordum mu diye cevap vermiştim. Falanca şiir ne kadar zamanda çıktı. Yıllar sonra ölmeden 4 ay önce resim değiştik Oktay Bey'le. İkisi birbirini besliyor. Bir de Melih Bey'in de ölmeden önce işte onun son kitabına resimledim. Bir büyük bir takvim oldu. Onu resimler yapmıştım. Akbank Sanat Konuşmaları'nda bugün Komet'leydik. Komet, teşekkür ederiz. Rica ederim.